Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü biraz bu aralar aboneye ihtiyacımız var. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzda tarladayız. Uzun zamandır video çekemiyorduk çünkü zamanım biraz kısıttı. Sınavlarım falan başlayacak, ders çalışıyorum evde. Tarlaya da gelmiyoruz aslında, yağmur falan yağmıştı. En son videomuzda hatta çekmiştik onu da. İzlemediyseniz geri dönüp hemen izleyip ondan sonra gelebilirsiniz buraya. O yüzden biraz ara veriyoruz bu aralar. Bugün de geldik, ilaç falan attık işte. Ot ilacı var. Ota atıyoruz. Ota ilacı atıyoruz patatese. Yani 5-6 sefer ilaç attık, bir türlü geçmedi arkadaşlar. Hala gelip ota ilacı atıyoruz işte. Bu sefer geçecek herhalde. Islattık üstünden öyle bir tarlamızı. Ben de gelmişti dedim. Artık zamanı geldi. Sizin de videoda gördüğünüz gibi neye zaman geldi? Artık sobaya güğümü koyup suyu ısıtmanın zamanı geldi arkadaşlar. Dedim gelmişti, hem de hava da güzel, 10 numara mis gibi hava var. Bu havada bir şu sobayı artık yakalım, deneyelim dedim. Getirdim bunu da, çay falan getirdim işte. Odunları modunları yakalım, çayımızı demleyelim güzelce. Bakalım nasıl olacak, soba çalışacak mı? Umarım yanmaz sağa sola ya. Vallahi. Odunları da getirdim. Hafiften başlayalım arkadaşlar. Odunları da bizim kapını söktük zamanında, eski bir kapı vardı tahtadan, onun odunları da evde onu buldum. Ama biraz bunun uçlarında şey var arkadaşlar, çiviler var, bu çivileri önce bir sökmem lazım. Ama yanmayacak olanları söksem yeter. Yoksa kırarken suratımıza şey yapabilir. Şu montumu çıkartayım. Ay. Bunun bir çökülecek çivisi kalmadı. Odunlarımızı hafiften kırmaya başlayalım arkadaşlar. Ondan sonra içine döşeriz güzelce. Yakarız bakalım, çayımızı demleriz. Ayrıntıda gördüyseniz belki oradan görünmeyebilir de, iki tane bardak koydum. Bu bardağın biri benim için, biri de siz sevgili izleyicilerim için. Odunlarımızı hafiften kıralım arkadaşlar. Şöyle yan yatırayım. Bardakları kırmayalım da. İnce ince kıralım ki zaten sobamız minyatür. Bu videoyu ilk izleyen arkadaşlar için de sobayı yapım videomuz da var kanalımızda. Önce onu izlerseniz daha iyi olur. Çünkü biz bunu diğer izleyicilerle aşama aşama yapalım dedik. Orada da belirtmiştik zaten, tarlada güzelce bir yakacağız bunu, çayımızı demleyeceğiz diye. Bugünlük çay demleyeceğiz arkadaşlar. Ben hatta o videoda demiştim, menemen bile yaparız üstünde demiştim. Onu da diğer iki zamanlara yaparız. Daha zamanımız bol. Yani zamandan yana bir sıkıntımız yok. Her zaman tarladayız, her gün geliyoruz. Bir gün geldiğimiz hatta geceye doğru olur. Güzelce domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı, salatalık kullanılmaz menemende de, lafın gelişi dedim, alırız mis gibi. Doğrarız. Yumurtalarımızı da tavuklarımızdan alırız. Lan niye kırılmıyorsun sen? Menemenimizi yaparız. Değil mi? Ya bunun sağında solunda kapı menteşesi bile duruyor, görüyorsunuz değil mi? O yüzden biraz kırmada zorlanıyorum arkadaşlar. Gözüme mözüme gelir diye. Çiviye bak.
Evet arkadaşlar, şimdi odunlarımızı yerleştirdik. Gittim ben motosikletten biraz benzin aldım geldim. Kağıdı ıslattım, içine de biraz döktüm. Çünkü yanarken kolay yansın. Şimdi bir de yarım saat onu yakmayla uğraşmayalım diye. Çakmağımı alayım ben. Yakalım. Sobamızı yakıyoruz arkadaşlar şimdi, mis gibi. Bakın benzin nasıl tutuştu, gördünüz mü? Lan ne yandı be? Öf 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 öf. Görüyorsunuz değil mi nasıl yanıyor? Dur şunu alayım önce. Evet arkadaşlar, sobamızı yaktık. Şu kapağını da kapatalım. Buradan sürekli atacağız zaten içeri doğru. Ulan benzini var ya, iyi ki atmışım he. Tamam. Yaktık. Şimdi suyumuzu da koyalım üstüne mis gibi. Bırakıyoruz artık. Keyfimize bakıyoruz arkadaşlar. Bakın yanıyor, görüyorsunuz. Kafamdan çıkartayım şunu. Bakın. Öf öf, ne biçim yanıyor be. Şu kapağını açabilir miyim ki? Şimdi size göstereyim ben. Görüyorsun, sobamız yanıyor. Dumanımız çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bakın, ama hafif buraları kararmaya başladı. O da büyük ihtimalle hani üstü şeylidir ya, boyası moyası vardır, boya falandır, o yüzdendir. Şimdi arkadaşlar gelin hep birlikte oturalım. Artık sobanın yanmasını bekleyelim. Suyumuzun ısınmasını bekleyelim. Ondan sonra demleriz. Sobamız yanıyor. Bundan sonra artık biraz hava girişlerinde sıkıntı var herhalde. Vallahi biraz hafif yanıyor. Olsun, yanmaya devam etsin. Biz de bekleyelim yanana kadar artık. Ben biraz uğraşayım. Üfleyeyim falan. Şu arka tarafı pek yanmadı ya. Gideyim üstüne biraz daha, şuradan çal toplayayım geleyim arkadaşlar. Bir takıladım burada. Şimdi kapağını açınca biraz daha hızlı yanmaya başladı. Vay vay, bakın dumanımız çıkıyor he. Yan 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 yan. Evet arkadaşlar, uzun süre çabalarım sonucunda biraz yanmadı etmedi ama en sonunda yakmayı başardım. Şimdi var ya, barut gibi yanıyor ya. Şimdi de söndüremedim ha. Şu an çayımız kaynamaya başladı. Kaynıyor çayımız. Ateşimiz de güzelce yanıyor. Bunun üstüne bu ateşle ben menemen bile yapardım ama artık başka sefere kaldı. Çayımı getirdim. Çayımızı artık yavaştan demleyelim. Üstünden alalım arkadaşlar. Bakayım. Oo, mis gibi kaynıyor. Hatta durun, şimdi kamerayı alayım, şu kaynama anını size göstermek istiyorum ya. O kadar muhteşem bir an ki, kendi ellerimizle soba yaktık, şimdi suyunu kaynattık üstüne. Durun hemen kamerayı alayım geleyim ben. Bakın fena halde soba yanıyor ya. Görüyorsunuz ha. Fokur fokur kayıyor, kaynıyor.
şimdi hatta şöyle elimdeyken kamera ne şey yapayım, alayım ben bunu, alayım arkadaşlar mis gibi şimdi yanmaya devam etsin artık, bakın sönene kadar yanacak mı? Alalım çayımızı da üstünden böyle hafifçe dökelim bakalım. Azıcık döksek yeter zaten. Ben açık içerim arkadaşlar. Sizin de açık içtiğinizi varsayarak, çünkü çayın demlenmek zararlıdır. Kamu spot olsun bu da burada. Sizin de açık içmenizi tavsiye ederim. Bunlar da kaldı. Bunlar da artık bir dahaki sefere. Keşke hepsini atmasaydık ya. Neyse. Bakın sobamız da nasıl karardı. Üstü simsiyah oldu çünkü üstünde boya var. Bu bir teneke olduğu için, yağ tenekesi. Onun boyaları vardı. Onlar da gitti. Böyle bir şey kaldı ortaya ama erimedi. Bir şey olmaz. Tenekeye sonuçta ne olacak? Kapağını kapatmadım lan.